Bilgisayar satın alırken gigabaytlar, megabaytlar, megahertzler havalarda uçuşabiliyor ve fazlasıyla kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle bu işlerden çok fazla anlamıyorsanız, ki anlamak zorunda değilsiniz kesinlikle. Bu videoyu da konusu olan 8 GB'lık RAM mi alsam, 16 mı alsam, ya yoksa 4 de mi yeter bana? Gerçekten iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Öte yandan sahip olduğunuz bilgisayarın performansından mutlu değilseniz ve belli başlı parçalarını güncellemek istiyorsanız, acaba RAM'i mi güncellesem, RAM'i güncellemek ne kadar faydalı olur diye düşünüyorsanız, bu videoda size kaç GB RAM'e ihtiyacınız olduğunu, RAM tercihinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. İlk olarak RAM'in ne olduğunu biraz anlayalım. RAM, açılımı Random Access Memory olarak adlandırılıyor. Yani rastgele erişimli bellek olarak Türkçeleştirebiliriz. Yani ben böyle demiyorum ama Türkçeleştirilmiş hali bu diyelim. RAM isminden de anlaşılacağı üzere bir çeşit depolama aygıtı. Ancak diğerlerinden farklı. Bilgisayarınızın içerisinde bulunan hard disk, yani HDD veya SSD bileşenlerinden farklı olarak geçici süreliğine bilgileri depolamanızı sağlıyor. Bilgisayarınızı kapattığınızda veya elektriğini kestiğinizde tüm bilgiler yok olup siliniyor. Yani depolama amacıyla kullanamıyorsunuz aslında. Sadece anlık olarak bilgisayarınızın ihtiyacı olan oyun dosyaları olabilir, tarayıcının dosyaları olabilir. Artık bilgisayar içerisinde her ne yapıyorsanız o an ihtiyaç olan tüm bilgiler RAM içerisinde yer alıyor. Diyebilirsiniz ki diğer depolama aygıtları içerisinde kullanılsın, oradan çekilsin. Ama RAM'in şöyle bir avantajı var. RAM çok çok hızlı. Diğerlerine kıyasla çok daha hızlı olduğu için bilgisayarın yeterli hızda çalışabilmesi, aynı zamanda çalışabilmesi için. Çünkü RAM olmadan bilgisayarınız çalışmayacaktır. RAM tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken iki farklı kriter var. Bunlardan bir tanesi gigabyte, yani depolama boyutu. 2, 4, 16, 8, 32, 64, 128 GB gibi farklı boyutlarda satın alabiliyorsunuz. Bir de megahertz değeri. Bu da RAM'in saniyede ne kadar işlem devri yaptığını anlatan değer. Megahertz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Yani RAM'iniz o kadar hızlı oluyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da bilgisayarınızın anakartının bu hızla uyumlu olması. Eğer bilgisayarınızın anakartı yüksek hızı desteklemiyorsa, almış olduğunuz yüksek hızlı RAM'in hiçbir avantajı olmaz. Avantajını geçtim, RAM'i çalıştıramazsınız bile. O sebeple satın alırken bilgisayarınızla uyumlu megahertz bandında bulunan RAM'leri satın almanız gerekiyor. Bir diğer parametre boyut meselesine gelecek olursak, kaç GB almalıyız? Giriş seviye bilgisayarlar genelde 4 GB'lık RAM ile geliyor. Orta seviye bilgisayarlar 8 GB civarlarında. Orta üst seviye modellerde 16-32 şeklinde devam ediyor. Tabi bu işin sonu yok. Apple'ın Mac Pro'sunda örneğin 1.5 TB'a kadar RAM'e sahip olabiliyorsunuz. Tabi bu kadar yüksek boyutlu RAM'e ihtiyacım var mı diye düşünüyorsanız, açıkçası yok. Eğer çok profesyonelseniz, Mac Pro gibi bir ürünü kullanıyorsanız, kullanmanız gerekiyorsa tercih edebilirsiniz, ama evinizde oturup film izlemek için bilgisayarınızı kullanıyorsanız, film konforunuzu arttırmak için bu kadar çok RAM satın almak yerine evinizdeki mobilyaları değiştirerek daha konforlu bir film izleme keyfi oluşturabilirsiniz. Böyle bir tavsiye verebilirim. Eğer genel bir kullanıcıysanız ve bütçeyi çok fazla zorlamak istemiyorsanız, 8 GB'lık RAM'e sahip bir bilgisayar satın alabilirsiniz. Ama ben bilgisayarı daha yoğun kullanıyorum diyorsanız, çoklu programlar, arka tarafta Spotify açık, bir tarafta Chrome sekmeleri, bir tarafta Photoshop, Premiere Pro, oradan After Effects derseniz, o zaman daha yüksek kapasiteli RAM'ler satın almanız gerekecek. Tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi de, halihazırda bilgisayarınızın 8 GB RAM varsa örneğin, bunu 16'ya yükseltmenin nasıl avantajları olacak veya gerçekten verdiğiniz paranın karşılığını alabilecek misiniz? Bu da merak edilen konulardan bir tanesi. Bununla ilgili internette farklı oyun testleri var. 8 ile 16 GB RAM kıyaslandığında ikisi arasında kayda değer farkın olmadığı gözüküyor. Pek çok oyun için bu böyle. Ama az önce dediğim gibi, oyun oynamaktan daha fazlasını yapıyorsanız, aynı anda oyun oynayıp canlı yayın yapıyorsanız, bu tür farklı kullanımlarınız varsa o zaman işler değişebilir. O zaman 16 GB, 32 GB, 64, 128, dediğim gibi bunun sınırı yok, ama öyle 128, 512, bunlar kesinlikle normal bir kullanıcı için ihtiyaç olmayan, hiçbir zaman ihtiyaç olmayacak boyutlar. Peki RAM güncellemenin performansa pek fazla katkısı olmadığını söyledik. Bunun haricinde bilgisayarınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız, güncellemeler yapmak istiyorsanız, örneğin SSD'yi güncelleyebilirsiniz. Eğer SSD yoksa SSD takabilirsiniz ki HDD'den SSD'ye geçmek, yani hard diskinizin formatını değiştirmek. SSD dediğimiz şey normal HDD'ye kıyasla
5 kat daha hızlı minimum değerlerden bahsediyorum. Eğer PCI SSD satın alırsanız saniyede 3 gigabitlik hızlara ulaşabilirsiniz ki bunlar inanılmaz değerler. Hali hazırda bir SSD varsa onu yüksek hızlı SSD'lere çevirebilirsiniz örneğin. Veya bilgisayarınız kasalıysa anakart, işlemci, ekran kartı değişimleri çok daha faydalı olacaktır. Elbette onlara ödediğiniz paralar da RAM ile kıyaslanmayacak seviyede yüksek ama en azından RAM'e boşu boşuna para vermeyelim. İhtiyacımız olacaksa, ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız güncelleyin. Ama dediğim gibi boşu boşuna 8 yeterken 16 yükseltmek havaya para saçmaktan farklı değil açıkçası. Evet dostlar, bu videoda size bilgisayarınızın kaç GB'lık RAM'e ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım video yararlı olmuştur. Sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizi de merak ediyorum ve bilgisayarınızda kaç GB RAM tercih ediyorsunuz? Bunları da lütfen yorumlar kısmında benimle ve diğer izleyenlerle paylaşın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.